Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Şahin. 6. haftamızda Halbaşı dizilerini çizeceğim SolidWorks üzerinde. Öncelikle ekstrüzyon ile bir katı oluşturacağım. Daha sonrasında şunları radyüsü ile kesmek istiyorum. Sonra tekrardan üzerine çizim açacağım. Çapına 50 veriyorum. Sonra tekrardan bunu kat oluşturacağım. Buna da 20 mm vereceğim. Sonra şunu şöyle yapayım, hatta bir daha çizmeyeyim. Düzlem oluşturalım. Şöyle. Tamam, düzlemimiz şöyle olsun. Aynalamayla şu şekli şöyle aldık. Daha sonrasında tekrardan buraya bir çizim açacağım. Buradan bir tane daire çiziyorum. Bunu da 30 milim veriyorum. Sonra bunu ekstrüzyon ile keseceğim. Boydan boya. Çizimi tamamladık. Şimdi diğer parçalarımızı çizeceğim. Bunu kaydediyorum hatta. Parçaları kaydediyorum. Buna şöyle bir vereyim. Kaç? 15. 15 milimetre. Şuraya 20 veriyorum. Sonra katı oluşturacağım. Burası da 15 milimetre veriyorum. Tamamdır. Şimdi dairemizin tam kenarına oturabilmesi için şuradan tekrardan çizim açıyorum. Şurayı keseceğim. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle rastgele verdim çapını. Bunun çapını 50 vereceğim. Çünkü diğer çizdiğimiz şekildeki 50 milimetre veriyorum. Şeklin çapı 50 milimdi. Sonra bir dakika. Şurayı da şöyle bir sevilmek için olduğu şey yapıyorum. Sonra burayı ekstrüzyonla keseceğim. O 20 milim olması lazım. 25 diyeyim. Tamamdır. Sonra tekrardan şuraya çizim açacağım. Bu sefer şöyle bir daire çizeceğiz. Bunun ölçülerini 5 vereceğim. Yeterlidir bu. 6 veriyorum hadi. Da bunu daire de çizmeyeceğim. Bunu bir kalsın. Şuraya bir kare çizeyim. Bunun ölçülerinde şöyle 6. Bunu da 6 veriyorum. Sonra bunu katı oluşturuyorum.
Bunun 45 vereceğim. 45 milim iyi duruyor. Tamam. Şekil 2'miz hazır. Şunu şöyle kaydedelim. Parça 2. Şimdi diğer şeklimizi çizelim. Katı oluşturacağım bunu da. Buna 45 milim veriyorum. Sonrasında tekrardan çizim açıyorum burada. Sonrasında şuraya bir tane daire çizeceğim. Şuranın uzunluğunu da 15 vereyim. Sonrasında şu şekilde 15 vereyim. Sonra içine bir tane tam 3 tane aslında 4 tane çizeceğim. Amaç bir 12 gen oluşturmak. Sonra şunları komple kesiyorum. Şurayı kendim elimle düzelttim. Geri kalan da şunu kendim sileyim. Şimdi bu şekli doğrusal çizim çoğaltacağız. Şuradan şuna 20 vereceğim. 4 tane olacak. Kontrol edelim bir doğru mu diye. Tamam, doğru şeklimiz. Şimdi bunları bir ekstrüzyon ile keselim. Tamam. Şöyle olacak. Tam o 45 değil. 35 iyidir ya. 35 olsun. Tamamdır. Şimdi alttan bir tane taban çizelim buna. Buna da 20 milim yeterli. Tamam. Parçamızın birincisi de hazır olmuştur. Şimdi bunun gibi iki tane daha çizeceğiz. Mıknatıslarımızın mesafelerini uzaklaştırarak. Bunu bir kaydedelim. Buradan bir parça daha çiziyorum. Aynı şekilde olacak bu da. Şuradan ön düzlemden bir çizim açacağım. Tek fark şuranın uzunluğunu 105 gireceğim. Tam bir yakın gitmişim. Şura yine 30 olacak. Aynı şekilde.
Sonra tekrardan kat oluşturma 45. Katı yuvaların boyutu aynı olacak. Tekrardan bunları budayacağım. Tamamdır. Şurayı da şöyle silmek istiyorum. Sonradan tekrardan bunu doğru sol çizimiyle çoğaltacağım. Daha sonrasında bunu tekrardan doğru sol çizimde çoğaltacağız. Çoğaltacak oluyor şu. 4 tane olacak. Buraya 25 milim vereceğim. Galiba 25 şimdi. Evet. Kontrol edelim tekrardan. 7,5. Tamam. Bunları sonra tekrardan eksi 100 milimini keseceğiz. Bu da tekrardan 35 milim vereceğim. Şuraya şekilimizi tekrardan çizeceğiz. O da şöyle. Şuraya 20. Şuraya 15 veriyorum. Katı oluşturuyorum. Ona da 20 vereceğim. Şuradan bir delik açmam gerekiyor. Yanlış olanı tıklayıp duruyorum. Şu olacak. Heh. Tamam. Bu arada bu da 6 milim. Bunu da ekstra üzerine keseceğim. Ve şeklim hazır. Parça 2'yi de koyuyorum. Kaydediyorum. Mıknatıs sonradan tekrardan bir tane de açacağım son. Şöyle bir çizim açıyorum tekrardan. Şunun ölçüsü 130. Şurası tekrardan 30 olacak. Burası değişmiyor. Kat oluşturuyorum 45. Şuraya çizim açıyorum. Aynı şeyleri tekrar yapıyorum.
bunları. Tekrardan bu diyorum. Şurayı da siliyorum. Evet diyorum. Tamamdır. Şimdi tekrardan doğrusal çizim çoğaltmadan şekilimiz. Şöyle yapıyorum. Bunların hepsini seçip doğrusal çizim çoğaltma. 4 tane oluyor. Buna vereceğim sayı 35 milim olması lazım. Demek ki değilmiş. 25 artı 33 mm. Kontrol edelim. Şurası 7.5 olacak. Oldu. Sorunu şu an çözdüm arkadaşlar. Bu mesafedeki şeyi yanlış girmişim. Bu sorun değil. Zaten mıknatıslarımız arasındaki mesafe değişmiyor. Yani daha doğrusu doğru girdik onları. O yüzden bunları ekstra düzeneye keseceğim. Buraya tekrardan 35 milim veriyorum. Tamam diyorum. Şuraya çizim açıyorum. Şuraya 20 milim. Buraya 15 milim. Kat oluşturuyorum tekrardan. Tekrardan buna 6.25 girdim. Evet. Sonra bunu ekstra üzerine keseceğim. Tamamdır. Sonuncu şey işlemimiz de hazır. Basıyoruz. Bunu da kaydediyorum. Şimdi şekillerimizi montajlamadan önce son bir parçamız mıknatıs ve mıknatıs yuvası kaldı. Onları da çizelim. Burayı 12.61 vereceğim. Aynı şekilde burayı da öyle. Ekstrüzyon üzerine kat oluşturma 35 milim. Tamamdır. Şuraya tekrardan çizim açıyorum. Sonradan burayı ekstrüzyon ile keseceğim. Sonra şuraya çekmeden çizim açıyorum. Nasıl tutacağımız yeri çizeceğim bu sefer. O da şöyle olacak. Şuraya yapalım.
Sonra burayı ekstrüzyona kesiyorum. Tamamdır. Bütün hızımızın tutacak kısmı da hazır. Şimdi bunu da kaydedeyim. Bakın atacağız. Burası. Sonra tekrardan bir yeni mıknatıs çizeceğim. Sadece bir kare olacak. Kare kısmı. Benim. Tamamdır. Bu da hazır. Bunu da kaydediyorum. Ve şimdi sonra montajlama işlemi başlayacak. Öncelikle mıknatıslarımı birleştireyim. Şimdi şurada mıknatıs şurası. Sonra şuradan bir de bileşen ekleden tekrardan mıknatıs ekleyeceğim. Buradan mıknatısımıza bir renk verebiliriz aslında. Şöyle oluyor. Biraz daha beyaza yakın bir renk olsun aslında. İyi gibi böyle. Tamam. Şimdi bunu bir daha tekrardan farklı bir kaydetmemiz lazım. Mıknatıs montaj. Şimdi diğer parçalarımızı tek tek montajlamaya başlayalım. Şöyle bileşen ekli kısmından. Ana parçamız şuydu. Şöyle bir koyalım. Ondan sonra parça ikimizi de koyalım. Tamamdır. Bundan bir tane daha koyacağız. Gerçi şöyle yapalım. CTRL ile bunlardan bir tane daha çıkartabiliyoruz. Burayı da eş merkezli yaptığımız anda şeklimiz istediği gibi şuranın şu aralıkta dönüyor. Aynısını şuna da yapıyorum. Önce şunu yapayım olmadı. Eş merkezde olacak. İkisinde montajı sen çakışık yaptın tamamdır. Daha sonrasında şu şekilde parçaları da ekleyeceğim. Şu ilk başta şunu alayım. Tamamdır.
Şimdi bu şeklimizi buraya sağa çakışık hale getireceğiz ama gelişmiş montajlardan şuraya sıfır gidip şunu 30 mm vereceğim. Bu şekilde bu aralıkta hareket etmeye devam edecek. Şu 30 milimi aslında bir tık daha arttırabilirim. Montaj ilişkilerinden uzak kısımda düzenle. Şunu 40 vereceğim. Tamamdır. Bu mesafe iyi. Diğer türlü çarpabilir çünkü. Evet, şu resimlerken galiba bir hata yaptık. Şu sıfır olacak. Neden böyle oluyor? Şuradaki şeklimizi hallettim. Grafik istediğim şekilde hareket ediyor. Şundan bir tane daha çıkartıyorum. Ctrl tuşuna basarak ve şekle basıp tutarak bir tane daha çıkartabiliyorsunuz böyle. Böyle tekrardan. Montaj ilişkisinden. Simetrik değil. Bu neden böyle oldu? Çakışık olması lazım. Evet, çakışık oldu. Böyle çakışık hallettik. Sonradan buraya tekrardan sınır getireceğim. Şeklimiz şöyle hareket etmekte. Bunu daha fazla arttırabilirim ama yeterli görüyorum şu an. Şimdi bunlara bir de mıknatıs ekleyeceğim. Şunu bir açısını düzgün eklemek istiyorum. Şimdi şu şeklimizi montajlıyoruz. Bunun tatısı daha doğrusu. Montaj ilişkisinden. Çakışık. Şurayı da şöyle yapıyorum. Sonra tabanı şöyle alsam olur. Buraya çakışık yapacağım ama yine bunda da mıknatısımızın hareketli olması için şuna 0, şuna da 30 vereceğim. Mıknatısımız hareket ediyor böyle şurada. Hatta şu mıknatısın şeyini daha da fazla verebilirim aslında. Şöyle mıknatısımızın girip çıktığını görebiliriz.
Şimdi bunlardan 4 tane yapacağım bu sefer. Şu şekillerden parça, mıknatıs, montaj. Şundan şöyle 4-5 tane çıkartayım diyeceğim ama renksiz mi çıkıyor bunlar? Ben de yanlış gördüm. Hakikaten renksiz çıkıyormuş. Demek ki bunu böyle kopyalamamak gerekiyor. Bu şeklimiz de tamamen hazırdır. O da 60 verdim. Mıknatıslarımızın hepsi çıkabilmekte. Daha fazla çok fazla şeklimiz olduğu için aslında bunların daha fazla yapmak istemiyorum. Şurayı komple bitireceğim ama. Diğer tarafını yapmayacağım. Şuraya tekrardan montajdan. Evet, şeklimiz böylelikle hazır olmuştur. Mıknatıslarımız hareket etmekte. Şeklimiz hareket etmekte. Ve aynısı bunda da geçerli. Ama bunun için mıknatıs eklemeyeceğim. Çünkü 3 tane daha parçamız var. Bunu böyle bırakıyorum. Diğer şeklime geçiyorum direkt. Şöyle bir karar verdim. Şu mıknatısları önce yuvalarına geçirmek istiyorum. Yakın olanı yaptık, orta olanı yapalım. Şu orta uzunluktaki mesafedeki. Sonra buna tekrardan bileşen ekliyorum. Şu mıknatıs. Tamam, şöyle sıkıntı yok. Hemen şunları bir montajlayalım.
Bunlardan şimdi tekrardan şöyle ekleyelim 4 tane. Evet, şu son montaj ilişkisini düzenleyip mesafe vermeyi unuttum. Şöyle yapıyorum. Daha doğrusu uzağı sınırlamayı unuttum. Böyleydi. Bu da hareket ediyor. Bu da hareket ediyor. Şimdi son bir şekil şu kaldı. Montaj ilişkisini şunu da hallediyorum hemen. Tamamdır. Bu şeklimiz de hazır. Şu an bütün mıknatısları içine koyabiliyorum ve çıkarabiliyorum. İstediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Bunu bir kaydediyorum. Mıknatıs orta diyeceğim. Böyle kaydedeceğim. Şimdi bunun gibi bir tane daha yapmam lazım. O da şöyle olacak. Mıknatıs uzakta. Bunlara mıknatıs ekleyeceğiz tek tek. Şuraya tekrardan bir açı veriyorum. 0 60. Yapmayacağım o hareketi. Ve şöyle yapacağım. Tekrardan şunları tek tek ekleyeceğim gerekirse. Şunları da.
Neden simetrik dedi bu yine? Şöyle yapacağız tekrardan. Geri alıyoruz CTRL ile. Montaj ilişkisi. Çakışık. Sonra şuraya tekrardan çakışık. Çekiyorum şeklini. Şuraya gelişmiş montajdan mesafe veriyorum. Bu da tamam. Bunu yamuk yapacağım. Şöyle kenarda olsun az çok. Tamamdır. Bu şeklimiz de hazır. Mıknatıslarımız hareket ediyor her türlü. Bunu da kaydediyorum. Mıknatıs uzak. Şimdiden yeniden bir montaj yaşıyorum. Ve orada şu parçamı tekrar denetliyorum. Oraya bir tane parçadan ekleyeceğim. Şöyle. Montaj ilişkisi. Çakışık. Eş merkezli diyorum. Ve bu hazır. Aynı şekilde buna da yapıyorum. Çakışık. Eş merkezli. Bu da hazır. Daha sonrasında şöyle bir değişen eklemekten mıknatıs ortaya ekleyelim bu sefer. Şunu bir çevirmemiz lazım. Şöyle. Sanki böyle yapınca daha hızlı oldu, evet. Montaj ilişkisi kuruyorum hemen. Bunları çakışık hale getiriyorum. Sonra burayı ekliyorum. Şimdi sınır getirebilmek için şunları birleştireceğim. Şeklimiz bu aralıkta hareket etmekte. Aynısından bir tane daha çıkartayım şöyle derken montajı da çıkartamayız tabii ki. Tekrardan buradan bileşen eklemek zorundayım. Burayı da hallettik. Şimdi yeniden sınır vereceğim. Şeklimiz bu aralıkta hareket etmekte. Ve mıknatıslarımız da hareket etmekte. Mıknatıslarımız da hareket etmiyor.
Ama bir önceki şekilde nasıl hareket ettiğini en azından gösterelim. Şimdi en son diğer şeklimize geçeceğim. Bu da son olacak zaten. Şimdi buraya bileşen ekliyorum tekrardan. Bu da mıknatıs uzak olan. Yani aradan iç mesafe uzak olanı seçiyorum. Evet, mıknatıslarım hareket etmiyormuş bu şekillerde. Demek ki tekrardan sonradan eklemek gerekiyor bunları tek tek. Şöyle yapacağım. Şuraya. Şimdi sınır vermem gerekiyor buna. Şekilden bir tane daha çıkartıyorum. Buradan montajdan şuna tamamdır. Şeklimiz istediği gibi yine hareket etmekte. Ve böylelikle 3 şekilde böyle çizmiş oluyoruz. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.